Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Mersin Silifke'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini sürdüren Güney Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Güney Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri gördük, daha iyi olduk. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Güney Bey kimdir? Evet, Güney Gürgen, Silifke Taşucu'nda ikamet eden ve aslen de buralı olan, ofisimizin 11 yılını doldurmuş bir işletmeciyiz. Ama Mersin merkezde büyüdük ve Mersin merkezde hayatımızı sürdürdük. Yıllarca turizmde çalıştık ve en sonunda memleketimize geri dönme kararı aldık. 11 yıldır burada gayrimenkul ticaretinde faaliyet gösteriyoruz ofis olarak. Ve bizim buradaki müşteri potansiyelimiz genelde yurt dışı, gurbetçi ve şimdi de yabancı, direkt yurt dışından gelen, Türk vatandaşı olmayan yabancı vatandaşlarla çalışıyoruz. Bunlarla beraber şu anda bütün yaz boyu faaliyetteydik. Ama Taşucu'nun artık bir özelliği var. Yazları değil sadece, artık kışları da ve 12 ay boyunca aynı yabancılarla beraber paylaşıyoruz memleketimizi ve bu konuda da gelişen ticari faaliyetler var. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tabii ki de bunların detaylarını alacağız ama öncelikle sizlerin burada yapmış olduğu faaliyetler, vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsetmenizi isterim. Elbette, bizim esas amacımız ve faaliyet bölgemiz Taşucu'nda ve Silifke'de yatırım yapmak isteyen girişimcileri doğru bir şekilde yönlendirmek, gerek inşaat konusunda, gerek kiralama konusunda, kira geliri konusunda, gerekse alım satım konusunda. Her konuda burada yüksek kar elde edebileceklerini öğrenen yatırımcılar geliyorlar veya da gelmeden bizi arıyorlar, iletişime geçiyorlar bizimle. Bize danışıyorlar, işte nasıl bir şey yapabiliriz, ne zaman yapabiliriz, nerede yapabiliriz, bunun süresi, kar, zarar, maliyet, hepsi konusunda bizden bilgi alıyorlar. Biz de onları en iyi doğru şekilde yönlendiriyoruz. Peki Güney Bey, neden bu bölgeye yatırım yapılmalı? Bu bölge çok büyük özellikleri bir arada bulundurabiliyor. Coğrafi özellikler bakımından ve ticari olarak bir sürü özelliği var. Bunların hepsini sayacak olursak, Taşucu Körfezi enteresan bir coğrafya. Birçok yerde bulamayacağınız, hepsini bir arada bulamayacağınız özelliklere sahip. Sayısız Kaş'taki, Göcek'teki gibi koylar var. 3 tane adamız var. 2 tane yarımada var. 3 adet göl var. Ve uzun bir sahilimiz var. 24 kilometrelik sadece kumsaldan oluşan bir sahilimiz var. Artı Taşucu Körfezi'nde 8 tane plaj var. Bunların yanı sıra kumdan oluşan, çöl diyoruz biz oraya ama denize sıfır, 5,5 kilometre, 3,5 kilometre çapında geniş bir çöl arazimiz var. Tabii buralar bizim vatandaşların ve gelen, dışarıdan gelen vatandaşların çok bir şey, ilgisini çekiyor. Ve tamamen buralarda vakit geçirirken eğleniyorlar, meditasyon sahibi oluyorlar, rehabilite oluyorlar. Tabii ki sadece ticaret düşünmüyorlar. Gelip burada dinlenmek, insanları rahatlatmak bu bölgenin de bir özelliği. Şöyle söyleyeyim, bizim ticari olarak bu bölgenin özelliği de iki tane dev proje geldi buraya. Birisi Akkuyu, çalışanların yarısı yabancı. Birisi de lojistik merkezi. İkisi de buradaki az sayıdaki konut sayısında sıkıntı yarattı. Bize şimdi iş düşüyor, hem yatırımcılara hem de bizlere. Yatırımcıları davet ediyoruz. Onlar buradaki bu açlığı, bu açığı görüyorlar. Hemen başlıyorlar işte bir kat karşılığı proje, daire karşılığı proje ya da arsayı satın alıp hemen bir başlıyorlar bir konut, site veyahut da iş merkezi gibi konularda girişimde bulunuyorlar.
Biz de bunlara en iyi şekilde nerede yapılacağı, nerede yapılmayacağı şekilde yönlendirme yapıyoruz. Ve bunu 11 yıldır yapıyoruz. Son 3 yıldır çok hızlandı ve insanların, yatırımcıların kar oranı çok yükseldi. Bunlar da tabii bu kar marjının yükselmesi de sizlere bağlı aslında bir nevi. Çünkü sizler burada danışmanlık hizmeti sağlıyorsunuz o kişilere, burada yatırım yapmak isteyen kişilere. Peki alım satımlarda özellikle nelere dikkat ediyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz? Alım satımlarda yatırımcının tercihine bırakıyoruz. Yatırımcıya gereken bilgileri verdikten sonra karar onun. Çünkü cebindeki parayı nasıl değerlendireceğini biz o kadar ilerleyemeyiz. Sadece yol gösteriyoruz. Biz şunu yapalım diyoruz. O da bir tanesini tercih ediyor. Tercih ettikten sonra genelde yatırımcılarımız ev alıp kiraya, eşyalı bir şekilde yabancılara kiraya veriyor. Çünkü biz eğitimlerde 20 yılda eğer geri dönüşüm olursa kiraya verildiğinde satın alınabilir bir gayrimenkul oluyordu. Ama 15 yıl değil, 10 yıl değil. 10 yılın altında 7 yıl, 8 yıl civarında paralarını geri alabiliyorlar. Yani gayrimenkul bedavaya geliyor bir 7 yıl sonra, 8 yıl sonra. Bu fırsatı özellikle gurbetçilerimiz, özellikle yurt dışında yaşayanlar kaçırmıyorlar. Hepsi şu anda buraya bu kiralama yöntemiyle gayrimenkul sahibi olmaya geliyorlar. Aslında hem bu şekilde kendi cepleri dolmuş oluyor hem de Mersin'e büyük bir yatırım da gelmiş oluyor tabii sizlerin de dediği gibi. Aynı zamanda sadece gayrimenkul sektöründe bu paralar kazanılmıyor. Biz şimdi bir evi aldığımızda veya ev yaptırdığımızda hem inşaat sektörünün yan dalları hem de ev kiralamak için eşya alanında beyaz eşya mağazaları, mobilya mağazaları, perdeciler, halıcılar yani birçok görünmeyen yan dallar ve bunların çalışanları bu konuda gelir elde ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, burada birçok insan iflas edip batmak üzereyken şu anda hepsi, bütün iş sektörleri bakımından söylüyorum, para kazandılar. İşsiz hemen hemen şu bölgede, hemen hemen gençlerimiz çok az sayıda, önceki sayıya göre bakacak olursak hepsi iş buldu. Şimdi lojistik merkezi devreye girecek. Orada da bir iş sahası açılacak. Bu konuda avantajı olduğu gibi elbette ki gelişmelerin dezavantajları da olacak. Çevre kirliliği gibi ya da işte pahalılık gibi. Konut konusunda bir pahalılık var. Bundan tabii ki dar gereli insanlar birazcık rahatsızlar. İnşallah yatırımcılar daha fazla buraya gelir ve daha fazla konut ve mesken sayısı çoğalır. Bu pahalılık oranı düşer diye düşünüyoruz. Biz bu mobilya, eşya ve döşeme işlemlerinde bütün müşterilerimizin her konuda arkasındayız. Evi alıyoruz, tadilatını yapıyoruz, mobilyasını alıyoruz. Kendisi gelmeden yurt dışında veya şehir dışında. Bunların hepsini yerleştirdikten sonra kiracı da getiriyoruz, kiracı da yerleştiriyoruz. Bütün belgeleri, formalite işlemlerini hallediyoruz ve insanlar sadece banka hesaplarında her ay parasını görüyor. Bütün işlemleri biz hallediyoruz. Burada hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Sadece sizlere güvenmeleri yeterli aslında. Peki bu güveni nasıl sağlıyorsunuz karşı tarafa? Deneyerek. Deneyecekler bizi. Biz 11 yıldır esnafız burada. Daha önce tabii gayrimenkul ofisi olan insanlar var burada. Ya oğluna devretti ya kapattılar gittiler. Vergi levhası tarihi olarak şu anda Taşucu'nun en eski emlak ofisi biziz. Veya işte en eski emlak ofisi çalışanı biz diyelim. Çünkü dediğim gibi bazıları çocuğuna devrediyor. Onlar hala eski gözüküyor ama biz çalışan olarak, ofis sahibi olarak şu anda en eski faaliyette olan benim. Eğer ki güven vermeseydik biz bu ofisi bu kadar açık tutamazdık yani. 11 yıllık köklü geçmişinize aslında dayanaraktan yolunuza devam ediyorsunuz. Peki Güney Bey, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Evet, birçok fark saydınız ama en büyük farkımız nedir? Biz müşterilerimizle aile gibi olmayı tercih ediyoruz. Motomot para, iş, para, iş değil de biz süreklilik vaat ediyoruz diğer müşterilerimize ve güven, en önemlisi güven. Elbette kimse dört dörtlük değil fakat bizden kaynaklanmayan işte karşı taraftan gayrimenkul sahibinden ya da işte müşteriden veya gayrimenkulün kendisinden ya da şehir sistemi, işte bizim devletimizin sistemi, herhangi bir şeyden bir gecikme olabilir, bir şeyler olabilir ama biz bunları en asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz çünkü burada çok geniş bir ailemiz ve çevremiz var.
Bunlarla beraber biz müşterilerimize en hızlı, güvenli ticareti vaat ediyoruz. Bugüne kadar da yaptığımız için herkes referans yoluyla geliyor. Reklamla, tanıtımla gelen insanlar da oluyor. Fakat daha fazla bize kulaktan duyma, kişiden kişiye yapılan reklamla, referansla geliyorlar. Biz onlara bu güveni aşıladığımız için biz de mutlu oluyoruz. Gönlümüz de rahat. En önemli duygu, kafanızı yastığa koyduğunuzda akşam hiç düşünmeden rahatça uyuyabilmeniz. Biz bunu onlara veriyoruz her konuda. Yarın bir gün tekrardan başka bir sorunlar olduğunda iş takibi, geri dönüşüm deniyor ya, biz onu yapıyoruz. Aslında normalde yapmamamız gerekir veya yapmak zorunda değiliz. Ama gönüllü bir şekilde yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi biz onlarla bir aile ortamı oluşuyor ve ilişkilerimiz gayrimenkul ticaretinden ve ticaretten dışarı çıkıyor. Bizim 5 yıl sonra arayıp bizi, ya şu konuda yardım istiyorum, coğrafya konusunda veya sosyoloji konusunda, toplum konusunda, ne bileyim ticaret, alışveriş konusunda bir yer tavsiye ediyor musunuz gibi, böyle şeyler duyuyoruz. Onların da arkadaşlarına aynı şekilde yardımcı oluyoruz. Yabancı vatandaşların danışmanlığını yapmaya başladık. İşte oturum izni, ikamet, vatandaşlık, her konuda bunlara yardımcı oluyoruz. Biz de yurt dışında birçok kez bulunduk ve yaşadık. Orada yabancı bir memlekette dil farklı, sistem farklı, insanlar, kültür farklı, çok zorluk çekiyorsunuz. O yüzden biz insanların burada işlerini kolaylaştırmak için gönüllü bir şekilde yardımcı oluyoruz. Kısacası işimizin başındayız ve arkasında duruyoruz dediniz aslında. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajınız var mıdır? Özellikle yatırımcı ve girişimci insanlar için bu röportajın önemi çok büyük. Sadece onlara yönelik bir konuşmaydı bu. Gerçekten girişimci insan ileriyi görebilen insandır. Şu ana, bu ana bakarak değerlendirmeden buraya gelip çok rahat bir şekilde yatırım yapabilecekler ve paralarını en kısa zamanda geri alabilecekler. Daha sonraki sürelerde de ceplerine ücret girmiş olacak. O yüzden bütün yatırımcılara, özellikle gurbetçilerimizi davet ediyoruz. Sizlere nereden ulaşabilirler? Onu da eklemeden kapatmayalım röportajımızı. Sosyal mecradan bizlere ulaşabilir müşterilerimiz ve girişimciler. Facebook ve Instagram'da Sirius Invest Gayrimenkul adına arattırabilirler bizi. Taş ucunda herhangi bir sosyal mecra alanına girdikleri zaman da yine bizi görebilirler. Çünkü hashtaglerden birçok kez etiketlediğimiz görsellerimiz var. Biz onlara WhatsApp'tan bize ulaştıklarında gerekli görsel bilgilerle beraber yapılacak girişimlerin ve girişimci arkadaşların dikkatine diyerekten atarız. Onlar da bize geri dönüş sağlarlarsa burada iyi bir yatırımı yönlendiririz kendilerine ve kendileri de çok mutlu olacaklardır. Ayrıca sadece yatırım değil, burası da yaşamak için de çok uygun. 7 ay denize girebilecekleri bir yer burası. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Siz de buraya kadar geldiğiniz için, zahmet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gurur duyduk sizleri tanımaktan. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.